Merhaba sevgili öğrenciler yazılılar başlıyor ve kanalımız açık uçlu detaylı yazılı videolarıyla yanınızda bugünkü yazılı videomuz 7. sınıf sosyal bilgiler 2. yazılı izlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza sağ üst köşedeki karttan ya da bitiş ekranından hemen erişebilirsiniz. İlk sorumuzda Selçuklulardaki ikta sistemi. Osmanlı Devleti'nde hangi isim altında devam etmiştir Arkadaşlar bu soruyu şöyle de sorabilir Arkadaşlar ee, bu Osmanlı'nın ismini bul ve de bunun e, bir açıklamasını yap faydaları nelerdir ne amaçla yapılmış diyebilir Arkadaşlar bu arkadaşlar Tabii ki nedir tımar sistemidir ya da Osmanlı buna dirlik sistemi adını da veriyor arkadaşlar bir toprak yönetimi sistemi bunu arkadaşlar hemen hemen birçok yazılda soruluyor. Üvgo olarak da kodlamıştık bunu arkadaşlar. Önceki yazılarımızda da vardı. Üretim, vergi, güvenlik, ordu amacıyla yapılıyordu. Üretimde süreklilik sağlanıyordu bunda. Vergiler düzenli toplanıyordu. Ve o bölgenin asayişi, güvenliği sağlanıyordu. Orada yetiştirilen... Askerler o bölgenin jandarması polisi oluyordu ve savaşa hazır bir ordu oluşturulmuş oluyordu. Devlete ait toprakların vatandaşa kiralanıp vatandaştan düzenli vergi toplanması bu toplanan vergiyle de oradaki vergiyi toplayan komutanın asker yetiştirmesi olayıydı. Dirlik sistemi ya da biz buna tımar sistemi diyoruz. Selçuklu buna ikta sistemi diyor. İkinci soru ahilik ve lonca teşkilatını açıkla. Ahilik ve lonca teşkilatı arkadaşlar sosyal ve iktisadi bir oluşum İktisadi ne demek ekonomik demek arkadaşlar sınavda karşınıza çıkabilir bu dikkat edin Bunu denemelerde de çok çıkar bu ekonomik sosyal bir nasıl yani arkadaşlar çünkü bu esnaf ve sanatkarlar odası gibi ahilik teşkilatı yani günümüzde bu sanatkarların esnafların ustaların arkadaşlar e, hani bu günümüzde işlerini takip neresi ediyor esnaf ve sanatkarların resmiyetlerini onlar takip ediyor işte kalfalık belgesini burası veriyor. Ustalık belgesini bak burası veriyor. Osmanlı Devleti'nde de gençler ahilik ve lonca teşkilatı işte kalf, çırak, kalfa, usta bu arkadaşlar derecelendirmeyi yapmış. Kaliteli esnaflar, zanaatkarlar, ustalar yetişmesini sağlamış. Ayrıca güzel ahlaklı ustalar yetiştirilmesi amaçlanmış bu teşkilatla. Ahilik ve lonca arasında şöyle bir fark var. Ahilik gene, genelde Anadolu Selçuklularda, Osmanlı'nın ilk başlarında ama Osmanlı'nın son dönemlerinde lonca teşkilatı adıyla devam etmiş bu. Böyle bir fark var. Bir de ahilik daha çok Müslümanların katıldığı bir esnaf teşkilatı iken lonca teşkilatına gayrimüslimler de katılabilmiş. Evet bu teşkilat ekonomik ve toplumsal yani sosyal bir teşkilattır. Üçüncü soru. Sanayi İnkılabının sosyal sonuçlarını yaz, ekonomik sonuçlarını yaz da diyebilir size. Ya da arkadaşlar, Sanayi İnkılabını başlatan icat nedir? Yani buhar makinesi yaz diye hangi ülkede başlamıştır diye sorabilir. İngiltere'nin Manchester şehrinde başladı arkadaşlar. 1750'li yıllarda başladı. Sosyal sonuçları sanayi devrimi de diyoruz sanayi inkılabına. Sosyal sonuçları yani toplumsal sonuçlar arkadaşlar. Köyden kentlere göç başladı. Köylerde nüfus azalmaya başladı. Kırsal kesimde kentlerde arkadaşlar nüfus arttı. günümüzde bakıyorsun İstanbul 15,5 milyon nüfus var. Niye? İstanbul sanayi şehri çünkü. Şehirlerde nüfus arttı. Altyapı sorunları ve gece kondulaşma meydana geldi arkadaşlar. Altyapı sorunları oluştu çünkü bir anda nüfus yükseldi. Suç oranları arttı. Böyle toplumsal problemler meydana gelmeye başladı. Çekirdek aile yapısı yaygınlaştı. Geniş aile azaldı. Geniş aile nedir hocam? Dede, nine, torun, tombalak, anne baba hepsinin beraber yaşadığı aile arkadaşlar. Ama çekirdek ailede anne baba çocuklar var sadece. İşçi sınıfı ortaya çıktı. E, i̇şçi dernekleri, iş dernekleri arkadaşlar, işçi sendikaları kuruldu. Sanayi kararlarının sosyal sonuçlarına bunları yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Buradaki arkadaşlar bilim insanını buluyoruz. Avrupa'da bak Avicenna adıyla tanınıyormuş. Kanuni Fit kitabını yazmış. Avrupa'da üniversitelerde 8 asır başucu kitap olarak okutulmuş tıp fakültelerinde. Mikroplardan bahsetmiş arkadaşlar. Mikrop keşfedilmeden önce onların neden olduğu hastalıklardan bahsetmiş. Tıp, felsefe, matematik, astronomi alanlarında arkadaşlar çalışmalar yapmış. Tabii ki İbni Sina'dır arkadaşlar. Burada bahsedilen bilim insanı İbni Sina. Avrupa'da Avicenna deniyor. Vatandaşların devlete karşı görevleri nelerdir? Demokrasi ünitesinden bir soru. Vatandaşların devlete karşı görevlerine şunları yazabilirsiniz. Vergi vermek en temel görev, görev vatandaşın. Askerlik yapmak arkadaşlar e, parası olan bedelli yapıp geçiyor tabi de. Olmayan da askerlik yapıyor işte maalesef. Kanunlara uymak arkadaşlar tabii ki en temel görevlerden ve seçim zamanı oy vermek. Hocam seçilme e, yani seçme hakkını kullanıyor. Seçilme hakkı da bir görev midir? Arkadaşlar sen gidip muhtar adayı olmak zorunda değilsin. Belediye başkanı adayı olmak zorunda değilsin yani. Ama oy vermek arkadaşlar kanunlarımıza göre zorunlu. Ülkemize tarımı destekleyen kuruluşları yaz. Ülkemize tarımı destekleyen kuruluşlarda arkadaşlar şunları yazmamız lazım. TİGEM yani Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. GAP İdaresi Başkanlığı. GAP kısaca. DSİ arkadaşlar barajlarda görürsünüz. Devlet Su İşleri. Ziraat Bankası çiftçilere kredi veriyor. TMO Toprak Mahsulleri Ofisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bunları yazmamız yeterli İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak Üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Kurulan ülkemizin de dahil olduğu uluslararası kuruluş nedir? Evet bu arkadaşlar İslam İşbirliği Teşkilatı Kuruluşudur Sivil toplum kuruluşu nedir? Açıkla 3 örnek ver Sivil toplum kuruluşu toplum yararına işler yapan derneklere, vakıflara diyoruz. Mesela demokrasi geliştirme vakfı diyor mesela. Sivil toplum o neyi yapıyor arkadaşlar? Ülkede demokrasinin yerleşmesi, daha iyi işlemesi için çalışmalar yapabiliyor. Protesto gösterileri yapabiliyor. Mesela ona benzer vakıflar, dernekler. Demokrasiyi geliştiriyor bu. İnsanların düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini geliştiriyor vesaire vesaire. Mesela örnekler üzerinden daha iyi anlayalım arkadaşlar. Tema mesela ne yapıyor? Ağaçlandırma, işte çevreyi koruma çalışmaları, kampanyalar düzenliyor tema. Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele ediyor. Sigara, uyuşturucu, alkol gibi. Kızılay mesela arkadaşlar doğal afetlerde e, vatandaşa yardımcı oluyor. E, veya e, kan bağışı çalışmaları yapıyor. Lösev arkadaşlar, lösemiyle Müca mücadele vakfı. Ahbap Derneği, Haluk Levent'in arkadaşlar e, kurucusu olduğu. Mehmetçik Vakfı, Mehmetçik Vakfı mesela şehit gazi yakınlarına destek oluyor arkadaşlar onların çocuklarına burs verebiliyor vesaire. Şimdi toplum kuruluşlarına bunları yazabiliriz. 8. soru. Sosyal devlet anlayışını açıkla, örnekler ver. Siz arkadaşlar yukarıda bir metin olarak verip burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi özelliği vurgulanmaktadır diyebilir. İşte laik devlet olması mı, hukuk devlet olması mı, demokratik bir devlet olması mı, sosyal devlet olması mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin dört temel niteliğinden birisidir sosyal devlet olması. Diğer niteliği laik devlet olması neydi? Din ve devlet işlerinin ayrı olması, din ve vicdan özgürlüğü olması arkadaşlar ülkede. İsteyen Müslüman olur isteyen, Hristiyan olur isteyen, inanmaz vesaire vesaire devlet bunların hepsine eşit mesafededir arkadaşlar. Demokratik devlet olması nedir? Yönetimin ülkeyi yönetecek olan kişilerin toplum tarafından, halk tarafından seçilmesi yani cumhuriyet yönetimi olması, demokratik yönetim. Halkın arkadaşlar özgürce düşüncelerini ifade edebilmesi, yönetimi eleştirebilmesi arkadaşlar bunlar demokratik özelliği. Hukuk devleti olma özelliği neydi? ülkenin kanunlarla, anayasayla yönetilmesi. Bunlar da böyle sorulabilir bakın. Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin dört temel niteliğini yaz açıkla diyebilir. Sosyal devlet anlayışı arkadaşlar adı üzerinde bak toplumsal devlet. Sosyal toplumsal demek. Devletin toplum yararına işler yapması, toplumun refahını, huzurunu geliştirmesi ve geliştirebilecek e, işler yapması. Mesela e, bursluk sınavına girdiyseniz arkadaşlar evet devlet ne yapıyor? Beşinci sınıfta bursluluğu sen kazandın her ay sana 1500 TL lise sonuna kadar veriyor karşılıksız bir şekilde. Şehit gazi yakınlarına devlet destek veriyor mesela. Ya da arkadaşlar çocuk esirgeme kurumlar var mesela. Ee, nedir? Annesiz babasız çocuklara devlet orada koruma altına alıyor, sahip çıkıyor. Devlet yetiştiriyor o çocukları. Her türlü ihtiyacını karşılıyor. Sağlık hizmetlerinin arkadaşlar ücretsiz olması, eğitimin ücretsiz olması mesela. Okula gittin devlet okulları ücretsiz. Devletin ee, mesela kitapları ücretsiz dağıtması. Devletin vatandaşın refahı, yaşam kalitesi için yaptığı bütün çalışmalar sosyal devlet anlayışı içerisine giriyor arkadaşlar. Türk kültüründe meşveret vardır. Meşveret akıl toplamak demektir. İstişare demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışmak arkadaşlar. Evet meşveret kurumu eski Türk devletlerinde meşveret kurumu neydi arkadaşlar? Tabii ki kurultaydı. Kurultay. Günümüzde bu nedir? Devlet yönetiminde meclis arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada milletvekilleri bir araya geliyor arkadaşlar. Milletvekilleri burada ne yapıyor? Meclis lokantasında arkadaşlar yemeklerini bir güzel yedikten sonra burada ülke ülkemizle alakalı sorunları tartışıyorlar, konuşuyorlar. Arada bir kavga ediyorlar vesaire vesaire gibi. Yani kurultay dedik. Verilen maddeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi niteliği ile ilgilidir? Devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz. Cumhurbaşkanı bile olsa, başbakan bile olsa, bakan bile olsa, belediye başkanı, vali kaymakam bile olsa kimse yasalara aykırı davranamaz. Kuralları çiğneyemez, kırmızı ışıkta geçemez gibi. Herkes kanun önünde eşittir arkadaşlar. Evet bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olması özelliğiyle alakalıdır arkadaşlar. Diğerlerine de demokratik olması, layık olması ve sosyal devlet olmasıydı. BM nedir? Ne zaman kurulmuştur? Amacı nedir? Açıkla. BM arkadaşlar Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur. Nerede kurulmuştur? Amerika'da New York şehrinde kurulmuştur. Amacı arkadaşlar nedir? Ayrıca Türkiye buna üyedir. Kurucu üyedir bu arada Türkiye buna 1945'te kurucu üye olarak arkadaşlar üye olmuştur. Amacı şu. Savaşları ve barışa yönelik tehditleri arkadaşlar önlemek yani başta savaşları önlemek Sonrasında da barışı korumak. Barışa yönelik tehditleri arkadaşlar önlemek. Bunları arkadaşlar bertaraf etmek. Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak. Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır. Birleşmiş Milletler dünyanın en büyük siyasi kuruluşudur diyebiliriz. Ne de arkadaşlar şunu da hatırlatayım. NATO'da çıkabilir mesela. Kuzey Atlantik Pak'tı arkadaşlar, ülkemizin de üyesi oldu ama dünyanın en büyük askeri uluslararası askeri kuruluşu. Atatürk'ün milli mücadele sonrası Türk demokrasisinin gelişmesine yaptığı katkılara 3 örnek yaz. Evet arkadaşlar, Meb'in yayınladığı sorularda da vardı bu soruyu beğendiğim için aldım. Evet, meclisi açması Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920 yılında açması. Cumhuriyeti ilan etmesi 29 Ekim 1923 yılında ve de saltanatı arkadaşlar yani sultanlık rejimi padişahlık yönetimi Osmanlı Devleti'nde olan babadan Babadanoğlu'a yönetimin geçmesi bunu kaldırması Atatürk'ün ülkemizin demokrasisinin gelişmesine yaptığı katkılara bunlar yazılabilir. Arkadaşlar da bunlar olmazsa olmaz bunun için mutlaka yazmanız lazım. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan dördünü yaz. Türk ülkemizin üyesi olduğu uluslararası çok sayıda onlarca kuruluş var. Ama en büyüklerini yazalım biz arkadaşlar. En önemlilerini. NATO. Arkadaşlar NATO. E, lideri nedir? NATO'nun lideri arkadaşlar ABD diyebiliriz. Amerika. ABD'nin lideri olduğu NATO aski, dünyanın en büyük askeri kuruluşu. Ülkemiz üye NATO'ya. Güney Kore, Kuzey Kore Savaşı'ndan sonra üye olmuştu 1949 yılında. Birleşmiş Milletler 1945 yılında üye oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman ülkelerin oluşturduğu bir teşkilat bu. Avrupa Konseyi. Şunu unutmayın, şu şaşırtma çok çıkabilir sınavlarda. Avrupa Birliği'ne Türkiye henüz üye değil arkadaşlar. Ama üye olmaya çalışıyor, üye olmak istiyor ama e, gereklerini yerine getirmediği için Türkiye maalesef Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkeleri Türkiye'yi almıyorlar arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza hemen bu kartlardan ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar.